Erkeklerde sperm sayısı yıllar içerisinde düşmüş olduğunu görüyoruz. Çok yıllar öncesine baktığımızda normal spermlerin 50 milyon olması sayıca gerekli görülürken, ilerleyen yıllar içerisinde bu 25 milyona, 20 milyona, son olarak da 15 milyona kadar düşmüş olduğunu görüyoruz. Tabii çevresel yaşam koşulları, yediğimiz, içtiğimiz veya bazı kötü alışkanlıklar, sigara, alkol gibi sperm sayısı üzerinde olumsuz etki yapabiliyor. Ve dolayısıyla biz sigara içiminin sperm sayısı ve üretimi için önemli ölçüde zararlı olduğunu ve mutlaka sigara ve alkol alışkanlığı varsa kesilmesi gerektiğini vurguluyoruz. Sperm sayısını azaltan önemli nedenlerden bir tanesi de varikosel dediğimiz toplar damarlardaki varisane. Bu ısı artışına sebebiyet vererek sperm üretimini olumsuz etkiliyor. Hele klinik bir şikayet varsa ağrı gibi kasıklarda mutlaka varikoselin tedavi edilmesinde fayda var. Ancak her varikosel tedavi edilecek diye bir kural yok veya varikosel tedavi edildiğinde, yani opere edildiğinde sperm sayıları düzelecek diye de bir garanti vermek mümkün değil. Dolayısıyla bu tür operasyonu da seçilen vakalarda uygulamakta fayda var. Bir diğer önemli hususlardan bir tanesi, sperm üretimi sıcağı sevmez. Yani sıcak ortamda çalışan, mesela fırında çalışan veya sauna, hamam gibi uygulamalara çok sık giden erkeklerde sperm üretiminde düşüş olma ihtimali çok yüksektir. O yüzden dar kot pantolon giymeyin veya uzun yol şoförlerinde de bu risk vardır. Hem dar pantolon hem uzun süre oturma sperm üretiminde ısıyı arttıracağı için düşüşe sebebiyet verebilecektir. Dolayısıyla da bir doğal beslenme ve giyim tarzına dikkat etme, sıcak ortamlarda çok bulunmamaya çalışma, hele bir risk faktörü söz konusuysa bunlara daha fazla dikkat etmek erkekler açısından önemlidir.